Anne baba olmak zor. Anne babalığın zor gelmesinde temel nedenlerden bir tanesi de çocuklara sınır koymak. Özellikle de çocuklarla ilişkisinin bozulacağından endişelenen ebeveynlerin sınır koyması çok daha zor olabiliyor. Çocuklarına sınır koymakta zorlanan ebeveynlerin kendilerini ikna için sık sık tekrarladıkları bazı cümleler var. Ben hoşgörülü bir ebeveynim, o yüzden de çocuğumun isteklerini yapmasına izin veriyorum. Ya da bu dönemsel bir özellik, bekliyoruz geçecektir. Başka bir söylemde çocuklara ceza vermek onların psikolojilerini bozar. Bu yüzden bizim evde hiç ceza verilmez. Genellikle bunların altında yatan şey ben çocuklarıma hayır diyemiyorum, sınır koyamıyorum, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oysa gelişim dönemlerine uygun konulan sınırlar çocukları öncelikle güvende tutar. Çocuklar kararlı, net, tutarlı, ne yaptığını bilen ve doğru sınırlar koyabilen erişkinlere ihtiyaç duyarlar. Koyulan doğru sınırlar çocuklara doğru davranışları öğretirler. Eğer küçükken nerede duracağını, başkalarının yanında bağırmayacağını, başkalarını rahatsız edemeyeceğini, isteklerini ağlayarak, bağırarak yaptıramayacağını, her istediğini elde edemeyeceğini öğrenmez. Bu konuda sınırlanmazsa bir çocuk ileride hem kendi sınırlarını hem de başkalarının sınırlarını bilmeyen, empati kuramayan erişkin haline gelecektir. Doğru konulacak sınırlar aynı zamanda çocuklara da kendilerini nasıl güvende tutacaklarını öğretir. Örneğin güvenli bir ortam olsa bile sokağa çıkan, oyun oynamaya çıkan bir çocuğa nereye kadar uzaklaşabileceğini, neler oynayabileceğini sınırlayarak öğretmek gerekir. Yine aynı şekilde internet kullanırken, hatta insan ilişkilerinde bile belli konulacak sınırlar çocukların kendilerini güvende tutmasını sağlayacaktır. Böylelikle çocuk en başta başkalarının sınırlarını, ama önemli şeylerden bir tanesi de bedeni dahil olmak üzere kendi sınırlarını korumayı öğrenir. Sınır koymak aynı zamanda çocukların sağlıklarını korumak için de gereklidir. Kaç tane şeker yiyebilir? Kaçıncı kurabiyeden sonra dur demek gerekir? Bilgisayarın ya da televizyonun başında ne kadar kalırsa sağlığı için zararlı olacaktır. Bütün bunlar sınırlarla belirlenerek çocuğun sağlığını koruyucu olur. Son zamanlarda ebeveynlerin çok sıkça tekrarladığı bir cümle var. Ah ben ona hiç hayır diyemiyorum, üzülmesine dayanamıyorum. Oysa bazen hayır dememek çocukların ileride daha fazla üzülmelerine neden olabiliyor. Anne babaların hayır diyemedikleri alanlara şöyle bir baktığımızda, çocuğun uyku saatinden yemek düzenine, ödev yapmasından televizyon izlemesine ya da kendisine zarar verici bir davranış yapmasına kadar uzayabiliyor. İşte çocuklarına hiç hayır diyemeyen bu anne babalar ya günün birinde çocuklarının kendilerine zarar verici davranışları yapmalarını, okuldan kopmalarını, arkadaş ilişkilerinin bozulmasını ya da daha önemli sorunların ortaya çıkmasını izlemek zorunda kalıyorlar. Ya da günün birinde hiç hayırın anlamını öğrenmemiş çocuklarına hayır demek zorunda kaldıkları zaman onun tepkisini nasıl yatıştıracaklarını bilemiyorlar. Çocuklara uygun sınırlar koymak ve çocukların o sınırlara uymasını sağlamak, çocukların olumsuz duygularla baş etmesini sağlamanın da anahtarıdır. Dolayısıyla her şeye evet dememek gerektiği gibi her şeye de hayır dememek gerekir. Önemli olan doğru zamanda, doğru yerde sınırları doğru bir şekilde çizebilmektir. Sınırları çizerken ya da hayır derken başkalarından yardım almak. Yani bunu yapma, bak deden kızar, baban kızar, öğretmene söylerim ya da seni doktora götürürüm gibi gücü başka birilerine vermek de ebeveyni iyi ebeveyn yapmaz. Aksine çocuğun gözünde onu çaresiz hale getirir. Aynı zamanda da çocuk o davranışın için yapmaması gerektiğini de öğrenmez. Sadece kızacak kişilerin yanında yapılmaması gerektiğine karar verir. Aslında çocuklara sınır koymak o kadar da zor bir şey değil. Burada önemli olan büyüğün kararlı, net, tutarlı ve açık olmasıdır. Sınırları doğru yerden yaşa uygun koymak gerekir. Ve çocuğa sınır koyarken, bunu söylerken de göz teması kurmak ve sesi çok yükseltmemek işe yarayacaktır. Sınırları çocuklara anlatırken nasıl komutlar verdiğimiz de çok önemli. Tamam bırak onu gibi belirsiz. Rica etsem acaba oyuncaklarını toplar mısın gibi soru içeren. Eğer üstünü giymezsen biz geç kalacağız gibi mantıksal açıklama getiren. Ya da hadi bakalım oyuncaklarını topla ellerini yıka sonra da yemeğe gel gibi çok komutun bir arada olduğu komutlar genellikle işlevsizdir.
Yine aynı şekilde bir komutu peş peşe defalarca tekrarlarsanız da sonuç almak zor olacaktır. Sevgili anne babalar, çocuklara sınır koyarken ve bununla ilgili komutları verirken oradan gelecek olan "siz dünyanın en kötü ebeveynlerisiniz, siz beni hiç sevmiyorsunuz" gibi sözlere de hazırlıklı olun ve bunlara sakın inanmayın. Tabii ki o sizi seviyor ama bu sınırların sevgiyle ilişkili olmadığını ona anlatmak için olabilir ama "biz seni seviyoruz ve sevdiğimiz için de güvenli ve iyi olmanı istiyoruz" diye yanıtlanması gerekir. Her çocuğun sağlıklı ve güvenli büyüyebilmesi için sınırları ve o sınırlara uymadığı zaman ödeyebileceği bedelleri öğrenmesi gerekir. Bunu öğretecek olan da ebeveynleridir, ailedir. Eğer ebeveynleri bu sınırları öğretmezse ileride başkaları öğretir ki o zaman bu çok daha zarar verici ya da acı verici olabilir.